Arkadaşlar merhaba. Yeni bir Scratch projesiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte elma toplama oyununu Scratch'te kodlayacağız. Oyunumuzun adını, projemizin adını yazarak başlayalım hemen. Projemiz adını yazdık. Oyunumuzun mantığı şu şekilde olacak. Oyunumuzda bir sepet olacak ve yukarıdan düşen elmalar olacak. Biz sepetimizi sağa ve sola hareket ettirerek klavye tuşumuzla elmaları toplamaya çalışacağız. Daha önce puan değişkenini kullanmıştık. Yine burada puan değişkenini kullanacağız. Ek olarak bir de süre değişkenimiz olacak. 30 saniyelik bir süre koyacağım. Bu 30 saniyede bakalım ne kadar puan toplayabileceğiz. Her elma topladığımızda 10 puan kazanacağız. Oyunumuz bu şekilde olacak. Hemen oyunumuzda kullanacağımız kuklalarımızı ve dekorumuzu ekleyerek başlayalım. Kedi kuklamı siliyorum. İlk olarak sepetime ekleyeceğim. Şuraya arama yerine sepet İngilizce olarak bowl, bowl yazıyorum. Ve şuradaki sepete ekliyorum. Sepetime ekledim. Şimdi bir de elma eklemem lazım. Yine kuklalara girdim. Elmanın İngilizcesi olan apple yazdım. Elmamı ekledim. Bir tane elma ekledim ama daha sonra onu çoğaltacağız. İlk önce bunu kodlayalım. Ardından çoğaltırız. Bir de dekor ekleyelim. Yine Blue Sky adlı dekor ekledim. Burada kodlara geçmeden önce sepetimin boyutunu 150 yapıyorum. Elmamın boyutunu da 50 olarak değiştiriyorum. Evet. Tasarımımız hazır. Şimdi kodlarla devam edelim. Kodlarımıza başlamadan önce hemen oyunumuzda kullanacağımız puan ve süre adında iki değişken olacak demiştim. Bu değişkenleri tanımlayarak başlayalım. Değişkenlere giriyorum şuradan ve bir değişken oluştur diyorum. Ardından değişkenimin adını yazarak değişkenimi oluşturacağım. İlk olarak puan değişkenimi oluşturayım. Tüm kuklalar için seçili olsun. OK'ye bastım. Puan değişkenim oluştu. Şimdi yeniden bir değişken oluştur diyorum. Bu defa süre yazacağım. OK dedim ve süre değişkenimi de oluşturdum. Değişkenlerim hazır. Şimdi ilk olarak sepetin kodlarıyla başlamak istiyorum. İlk olarak sepetim oyuna başladığında nerede olacak? Kodlarımdan ilki olacak. Sepetim oyunun başında sıfıra eksi 135 konumunda olmasını istiyorum. O benim sepetimin tam ortalı bir şekilde ve en altta kahverengi bölümün hemen üzerinde olmasını sağlayacaktır. X, Y konumuna git aldım. X konumun 0, Y konumun eksi 135 yaptım. Şöyle bir yeşil bayrağı tıklarsak şuradan. Evet, sepetimiz hafif kahverengi bölüme düşüyor ama gayet konumu güzel. Bunu kullanalım. Devamında sepetimizi klavye tuşlarımızın bu sefer sadece sol ok ve sağ oku kullanacağız. Sepetimiz yukarıya gitmeyecek, aşağı gitmeyecek. Soldan sağa doğru gidecek sadece. Onun için klavye tuşlarımızın kodlarını bu defa eğer ise döngülerin içerisinde kullanacağız. Hemen kontrolden ilk olarak sürekli tekrarlayı alıyorum. Ardından iki tane eğer ise kullanacağım. Birisi sol ok tuşu için, birisi sağ ok tuşu için. İlk önce sol ok tuşu basılı mı onu kontrol edelim. Algılamadan boşluk tuşu basılı mı kodunu aldım. Eğer senin içine koydum. Buradan sağ ok diyelim ilk önce. Sağ ok tuşu basılı mı dedim. Basılı ise ne yapacak? X konumunu 10 değiştirecek. X konumunu 10 değiştir dedim. Aynısını sol ok tuşu için yapacağız. Yeniden bir eğer ise alıyorum. İlk eğer isemden sonrasına koyuyorum. Yine sürekli tekrarların içerisinde olacak. Buna dikkat edin. Şimdi algılamadan bu sefer de sol ok tuşuna basılı mı bunu kontrol ediyoruz. Sol ok tuşuna basılı ise ne yapacağız? X konumunu bu defa eksi 10 değiştireceğiz. Eksi 10 olarak bunu değiştirmeyi unutmayın. Evet, sağ ve sol ok tuşunun kodlarını yazmış olduk ve sepetimiz oyuna nereden başlıyor? O konumu da ayarlamış olduk. Şimdi sepetimize ikinci bir kod bloğu yazacağız. Şöyle ilk yazdığımız kodları şöyle biraz sola doğru aldım. Şimdi yeniden yeşil bayrak tıklandığında kullanacağım. Burada
Süre değişkenimizin kaçtan başlayacağını kodlayacağız. Süre değişkenimin ben 30'dan başlamasını istiyorum. 30'dan geriye doğru saymasını istiyorum ve 30 saniye oyunumu sürmesini istiyorum. Bunun için hemen değişkenlerden değişkenimi yap kodumu alıyorum. Buradan değişkenimi süre olarak seçiyorum. 0 yazan yere de 30 yazıyorum. Oyunun başında süre değişkenim 30'dan başlasın. Şimdi sürekli tekrarlayı kullanacağım. Sürem her saniyede bir bir azalacak. Saniyeyle aynı anda azalması için. Kontrolden 1 saniye bekleyi koyuyoruz. Ve ardından değişkenlerden değişkenimi kadar değiştir kodunu alıyoruz. Buradan yine süreyi seçiyoruz ve bir yazan yeri eksi bir olarak düzeltiyoruz geriye doğru sayacağı için. Şimdi süre değişkenim benim sıfır olduğu zaman ne yapacak? Oyunun durması lazım. Bunu kodlamam gerekiyor. Sürenin sıfır olup olmadığını kontrol edeceğimiz için yine ne kullanıyoruz? Eğer ise döngüsü kullanıyoruz. Eğer ise döngümü alıyorum ve burada süre değişkenim sıfır mı değil mi? Bunu kontrol etmem gerekiyor. Burada operatörlerden yardım alacağız. Operatörlerden eşittir diye bir operatör var şurada. Onu alıyorum, eğrisenin içine koyuyorum. Eşittirin sol tarafına süreyi koymam gerekiyor. Hemen değişkenlerden, bakın burada süre var. Süreyi alıyorum. Eşittirin sol tarafına koydum. Süre neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. 50 yazıyor burada. Onu sıfır olarak değiştirdim. Sürem sıfıra eşit olunca ne olacaktı? Oyunumuz duracaktı. O yüzden kontrol menüsünden durdur tümü kodumu kullandım. Evet, ikinci kod bloğumuzu da sepete kodlamış olduk. Burada biz süre değişkenimizin başlayacağı zaman, yani 30 saniyeden geriye doğru sayacak ve eğer süre değişkenimiz sıfıra ulaşırsa, ulaştığı zaman oyunu durdurmasını sağladık bu kodlarla. Şimdi sepetle ilgili kodlarımız bu kadardı. Elmanın kodlarıyla devam edelim. Elmaya geçiyoruz. İlk olarak elmanın kodlarıyla nereden başlayacağına başlayacağız elmanın. Hemen olaylardan yeşil bayrak tıklandığında diyoruz ve elma oyuna nereden başlayacak? Yani nereden düşmeye başlayacak? Bu konumu ayarlamamız gerekiyor. Ben elmamın düşeceği yerin belli olmasını istemiyorum. Yani rastgele bir yerden düşsün istiyorum ilk olarak. Onun için hareket menüsünden rastgele konumuna git'i kullanacağım. Ardından Y konumunu yap kodumu kullanıyorum. Bunu da 180 yapıyorum. Elmam Y180 konumundan düşsün istiyorum. Elmam 180 konumundan düşecek, fakat nereden düşecek o konum rastgele olacak. Yani soldan, sağdan, ortadan, herhangi bir yerden düşebilir. Şimdi kontrolden sürekli tekrarlayı kullanıyoruz. Elmam 180 konumundan düşecek ve nasıl düşsün? Sürekli olarak Y konumunu 5 azaltarak düşsün istiyorum. Onun için Y konumunu -5 değiştir diyorum. Ve elmam -170, Y konumu -170 olana kadar düşmeye devam etsin. Düştüğünde -170'e tekrar başladığı yere dönsün istiyorum. Bunu kontrol edeceğim için eğer ise döngümü kullanıyorum. Burada -170'ten küçük oldu mu olmadı mı? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için yine operatörlerden faydalanacağız. Küçüktür operatörümüz var. Bunu alıyoruz, eğer ise'nin içine koyuyoruz. Ve küçüktürün başına Y konumunu yerleştiriyorum. Y konumum düşük mü? Kaçtan olacak? -170'ten olacak. Y konumum -170'ten küçük ise yine şu üste kullandığımız rastgele konuma git ve Y konumu 180 yapı kullanacağız burada. Yine başladığı yere dönsün diye. Elmamız rastgele konuma git. Y konumunu 180 yap. Evet. Elmanın düşme ile ilgili kodlarını yazdık. Şimdi elmaya ikinci bir kod bloğu yazacağız. Bu kod bloğuyla da elmanın
sepete temas edip etmediğini kontrol edeceğiz. Temas ettiğinde 10 puan artmasını sağlayacağız puan değişkenimizin. Ve bir de elmaya sepete değdiği zaman bir ses ekleyeceğiz. Bir ses çıkartmasını sağlayacağız. Hemen ikinci kodlarla devam ediyoruz. Yeşil bayrak tıklandığında yalıyorum yine. Oyunun başında puanım 0 olsun. O yüzden değişkenimi 0 yap kodumu aldım. Buradan puanı seçtim. Puan değişkenimi 0 yap dedim. Şimdi sürekli tekrarla ve eğer ise kullanacağım. Eğer ise ile ben sepete değip değmediğim. Sepetimizin adı Bowl bu arada. Algılamadan fare imlecine değiyor muyu alıyorum. Buradan Bowl yani sepeti seçiyorum. Şimdi sepete değdiğinde hem puanını artıracak hem de bir ses çıkaracak. Seslere girdiğimiz zaman burada comp adında bir ses var. Bunu kullanmayacağız. Hemen bir ses seç diyorum. Ses kütüphanesine gidiyorum. Ve buraya pop adında bir ses var. Onu yazarak arıyorum. Ekledim bunu. Bu sesi kullanacağım. Şimdi ses menüsüne gittim. Pop sesini başlat dedim. Ardından puanımı 10 artıracağım. Değişkenimi bir kadar değiştir aldım. Puanı 10 kadar değiştir dedim. Puanımı da aldıktan sonra yine elmam rastgele konuma gidecek ve Y konumu 180 yapacak. Oradan düşmesini sağlattığımız için. Hareket menüsündeydi rastgele konuma git. Ve Y konumunu 180 yap. O da yine hareket menüsündeydi. Onu da 180 olarak değiştirelim. Evet. Elmanın kodlarını da yazmış olduk bu şekilde. Şimdi elmamız tabii ki bir tane olmayacak. Elmayı çoğaltacağız. Çoğaltmadan önce elmanın içerisine ne yazdık? İlk olarak elmanın oyuna nereden başlayacağını ve 180 konumundan düşeceğini kodladık. Devamında da sürekli olarak elmanın konumunu 5 birim 5 birim yani 180'den geriye doğru 5 birim azaltmasını sağladık. Ta ki nereye kadar? Y konumu eksi 170'ten küçük olana kadar. Eksi 170'ten küçük olması demek bizim sepetimizin konumuna şöyle bakarsak eksi 135'ti sepetimizin konumu. Yani şöyle kahverengi bölüme kadar düşmesi demek elmanın. Oraya kadar düştüğünde de tekrar elmanın başladığı yerden yeniden doğmasını sağlattık bu kodlarla. İkinci kodlarla da elmaya biz sepete temas ettiğinde puan kazandırma kodlarını yazdık. Ayrıca yine bir ses ekledik elmamız sepete değdiğinde çalması için. Şimdi elmayı şurada sağ tıklayarak kopyasını çıkart diyoruz. Toplam 4 tane elma oluşturuyoruz bu şekilde kopyalama yöntemini kullanarak. Kodlarımız da aynı şekilde elmalarla birlikte kopyalanmış oldu. Evet, elma yakalama oyununun kodları hazır. Şimdi oyunumuzu bir deneyelim. Tam ekran yaptık. Çalıştık. Evet, elmalarımız düşüyor. Puanımız her elma topladığımızda 10 puan artıyor ve süremiz de 30'dan geriye doğru saymaya başladı. Elmalar sepete temas ettiğinde pop sesini çalıyor. Evet, süremiz bitti. Oyunumuzu durdurdu. 360 puanda kaldık. Evet arkadaşlar, elma toplama oyunumuz bu şekildeydi. Siz de videonun altına yorumlar kısmına 30 saniyede toplayabildiğiniz maksimum puanı yazarsanız oradan herkesin puanını görebilirim. Bugünlük projemiz bu kadardı. Başka Scratch projelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.